Hocam bu ilaçları biz kullanıyoruz. İşte ama işte mecmualarda okuyoruz, gazetelerde okuyoruz, televizyon programlarında bazen bununla ilgili bir şeyler söyleniyor. Bu ilaçlar kanser yapar mı? Bu ilaçlar kanser yapmaz. Yani bu ilaçlar kanser yapmaz. Ancak bu ilaçların uzun süreli kullanılmasını da tabii ki istemeyiz. Gereksiz kullanılmasını niye önerelim ki? Bakınız ben demin ne dedim? Hasta 2 ay sonra kontrole gelecek dedim. Hastanın şikayetleri yoksa ilaçların dozunu azaltıyoruz. 2 ay sonra. Bizim öyle hastalarımız var ki, şimdi ben 40 yıldır doktorluk yapıyorum. Hastaya 10 yıl önce reflü tanısı koymuşuz, hastaya mide ilacı vermişiz. Hasta 10 yıl sonra geliyor, hocam diyor, çok teşekkür ederim size diyor, efendim Allah razı olsun, sizin sayenizde diyor, bak diyor 10 senedir diyor ben diyor, midem taş gibi diyor, bomba gibiyim diyor, her şeyi içiyorum diyor. Peki diyorum ilaca devam ediyor musun? Devam ediyorum tabii diyor. O ilacı diyor, hiç kesmedim ben diyor. Yani ben aferin diyeceğimi zannediyor. Ondan sonra ona bir fırça atıyorum. Diyorum ki ya sana kimseye de 10 senedir devamlı kullan diye bu ilacı. Yani uzun süreli kullanmak iyi bir şey değil. Uzun süreli kullanılması iyi bir şey değil. Çünkü bu ilaçların bir, gereğinde kullanılması lazım. Gereğinde. İki, uygun sürede kullanılması lazım. 3 ay, 5 ay, 6 ay, 1 sene uygun süre. Üç, uygun doz. Bakınız ne dedim? 2 ay sonra dedim, ilacın dozunu azaltacaksın. Azaltabildiğin kadar azalt. Hastanın eğer gün aşırı 20 miligramla şikayetleri ortadan kalkıyor ise gün aşırı 20 miligramla tedavisine devam etsin. Gün aşırı 20 miligram. Ne kadar düşük doz. İşte böyle bir düşük dozda hastada ilaca bağlı herhangi bir istenmeyen yan etki gelişmez. Ama tam doz ilaç içmeye devam eder ve uzun yıllar bu ilacı kullanırsa tabii ki onu da not aldım. Onu da söyleyeyim. Çünkü ciddi yan etkileri var. Ciddi yan etkileri var. Uzun süre kontrolsüz, doktor kontrolü dışında bu ilaçların uzun süre kullanılması sakıncalı. Efendim, bağırsaklarda kolit yapabiliyor. Yani bir takım bakterilerin etkin hale gelmesi neticesinde bağırsaklarda bir ishal tablosu, kolite bağlı bir ishal tablosu gelişebiliyor. İki, yine zatüre gelişebiliyor. Mide asiti ciddi bir koruyucu faktör aslında. Yani mide karakol, mide asiti önemli bir asker. Şimdi siz mide asitini ortadan kaldırdınız, asker ortada yok. Ağızdan aldığınız mikrop kolayca geçiyor. Yani o yönüyle bu ilaçların tedavi süresi dışında kontrolsüz kullanımını tabii ki önermiyoruz. Hastalar da zatürreye yol açabiliyor. Reflü de zatürre yapıyor, ilaçlar da yapıyor. O yönden bu zatürre meselesi önemli. Bildiğiniz gibi ileri yaşlarda şimdi Covid hastaları niye kaybediyoruz? Zatürreden kaybediyoruz. Zatürre özellikle ileri yaşta efendim kronik hastalığı olan hastalarda çok önemli bir ölüm nedeni. B12 eksikliği yapıyor. Uzun süreli bu mide ilaçlarının kullanılması. Kemik erimesi yapıyor. Kalça kırığı riskini arttırıyor. O yönüyle kontrolsüz kullanılması iyi değil. Böbrek fonksiyonlarını bozabiliyor. Çok önemli. Yine demans, bunama yapabiliyor. O yüzden bu ilaçların kontrolsüz kullanımını kesinlikle istemiyoruz. Magnezyum düşüklüğü yapabiliyor. Kalsiyum düşüklüğü yapabiliyor. Hastalarda, kaslarda ciddi kramplar görülüyor hastalarda. Ve o yüzden 3 ayda bir bu ilaçları kullanan, devamlı kullanan hastaların magnezyum ve kalsiyum düzeylerine baktırması lazım. Yine sirozlu hastalarda karın zarındaki iltihaplanmaya riskini arttırabiliyor. Farkındaysanız mide kanseri demedim. Mide kanseri yapmıyor. Fakat atrofik gastrit dediğimiz mide asit salgılayan bezlerde bir değişime yol açabiliyor. Bu atrofik gastrit de önemlidir. Hastaların bu atrofik gastrit hastaların 2 yılda bir endoskopik takibi gerekebiliyor.
Yani bu ilaçlar uzun süreli kontrolsüz kullanıldığı zaman ne yazık ki bu saydığımız istenmeyen yan etkilere yol açabiliyor. Gereğinde kullanılması lazım, uygun sürede kullanılması lazım ve de uygun dozda kullanılması lazım bu ilaçların. İlaçlar süper, çok yararlı ilaçlar ama dediğim şekilde kontrollü kullanılması, doktor kontrol altında kullanılması gerekiyor.